belgesel gösterimi için geldim Bodrum'a. Bodrum benim için yabancı değil. Bu bölgeye birçok kez geldim ve çeşitli gösteriler düzenledik. Ama şimdi Dibeklihan'da, Dibeklihan'ın kurucusu sevgili Cenap Tezer'in bizim kalbimizdeki yeri ayrıdır. O sık sık beni davet ederdi. Buradaki gösterilere hem katılırdım, izlerdim. Hem de hiç teklifsiz önceden yaptığımız belgeselleri beraberimde getirirdim. Ben olayım veya olmayayım, sevgili Cenap abi onları izleyicilere gösterirdi. Aslında Dibeklihan'da her sene bir sanatçıya ithaf edilirdi. Etkinlikler onun adına yapılırdı. Bu kez etkinlikler 2019'da sevgili Cenap Tezer için yapılıyor. Ve onun burada çok görmeyi istediği isimler sene boyunca davet ediliyormuş. O isimlerden biri olmak benim için büyük bir gurur vesilesi. Ben de buraya bu yüzden sevinçle geldim destek vermeye. Bundan sonra da sürekli geleceğim inşallah. Bodrum'da alakalı bir proje yapmayı düşünür müsünüz? Çünkü Cenap Bey'le alakalı Bodrum dahilinde bir projeniz vardı. Bodrum'dan kareler gördük Cenap Bey sayesinde. Evet. Ben burada Cenap Bey'le beraber Dibeklihan'ın da belgeselini çektim. Aslında amacı Cenap Bey'in bu belgesel çekmek değildi. Rıfat gel birlikte şöyle kütüphaneye koyacağımız bir hatıra oluşturalım dedi. Ben de onu oluşturdum ama Bodrum'da başka projelerimiz de var. Şimdi burada isim saymayayım. Bu projelerden bir ikisini gerçekleştirdik. Örneğin Gizli Geçmiş belgeseli yaptık Bodrum'da. Bodrum'da hala çok iyi bilinmeyen antik kentler var. Ortaya çıkarılmamış tapınaklar var. Büyük bir tarihi zenginlik hala toprağın altında yatıyor. Biraz bunlardan söz ettik. Başka yapacaklarımız da var. İnşallah Bodrum'a geldiğimde sırayla onları da yapma fırsatı bulurum. Hocam son sorum. Bodrum sanatseverleri ve Dibeklihan'a gönülden bağlı olan insanlar için söylemek istediğiniz bir şey var mı? Bodrum sanata gönülden bağlı bir yer. Ben ne zaman Bodrum'a gelsem etkinlikleri büyük bir kalabalık izliyor. Bundan çok mutlu oluyorum. Bu yüzden ben Bodrum'u farklı bir yere koyuyorum. Bundan sonra da inşallah etkinliklerimi mümkünse ilk kez Bodrum'da yapacağım. Bir belgesel çektiğim zaman örneğin belki Herald Kültür Merkezi'nde, belki burada ilk gösterimlerini yapmayı planlıyorum. Bugün yine çok değerli bir isimle, çok güzel bir konuyla yine sizlerle birlikteyiz. Rıfat Çığla, Güneşin Kenti Mersin konulu bir belgesel gösterimimiz olacak. Rıfat Bey biraz fotoğraflarla bir kısa sunum yapacak bize belgeselden önce. Sonrasında da söyleşi kısmında o güzel görüntüler ve belgesel sonrasında da yine Mersin'i konuşacağız kendisiyle. Şimdi sözü Rıfat Bey'e bırakıyorum. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Öncelikle hepinize buraya geldiğiniz için, şeref verdiğiniz için çok çok teşekkür ederim. İzleyicilerden niçin Mersin yapılmıyor diye biz de böyle bir teklifi götürdük. Onlar da mutlu oldular ama şunu söylediler onlar da Mersin'i tek bir bölümde bitiremezsiniz. Birkaç belgesel yapalım. Mesela Göksu'yu tek başına işleyelim. Tarsus'u tek başına işleyelim dediler. Biz de olur dedik tabii ki. Bu belgesel, biraz sonra izleyeceğiniz belgesel, o serinin ilk belgeseli gibi değerlendirilebilir. Mersin merkezden başladık. Aydıncık ilçesine kadar olan bölgede çekimler yaptık. Çeşitli tarihi alanları dolaştık. Coğrafi anlamda enteresan yerleri dolaştık. Onlardan bir belgesel hazırladık ama bir de
Mersin'de gidemediğimiz yerler var dedim ya az önce. Belki ileride bir belgesel yaparsak oralara da gitmeyi çok istiyoruz. Sizi fazla sıkmadan, çok fazla bekletmeden biraz Mersin'de gidemediğimiz yerlerden özellikle başlayarak Klikya'yı yavaş yavaş şöyle bir hissetmenizi sağlamaya çalışacağım. Ben genellikle bana yardım eden tarih konusunda özellikle hocalar var. Bu bölümde Nida Nacı Hoca, Kanitelis Antik Kenti'ni, kentindeki yapıları ayağa kaldıran kişidir. Bana yardımcı oldu, benimle birlikte dolaştı. Onun dışında gezdiğim yerlerdeki coğrafi özellikleri de elimden geldiğince ben anlatmaya çalıştım. Bu belgeseli iki şey üzerine kurguladık. Bir, Toroslardan doğup Akdeniz'e doğru giden akarsuların bu coğrafyada yaptığı şeyleri, olağanüstü etkileri sizlere göstermekti. Bunlar mağaralar, kanyonlar, büyük ırmaklar, akarsular, bazen çöküntüler şeklinde kendini gösteriyor. Ve bütün bu tarih boyunca da bu coğrafyada, bazen bu coğrafyayı kullanarak, coğrafyanın özelliklerini kullanarak filizlenmiş uygarlıkları elimizden geldiğince göstermeye çalıştık. Klikya. Amanoslardan başlıyor. Bütün Çukurova'yı içerisine alıyor. O günlerin Lamas çayı, bugünün limonlu çayına kadar olan bölge Klikya'nın bir parçası. Ovalık Klikya olarak geçiyor. Lamas çayından itibaren Manavgat çayına kadar olan bölgede Dağlık Klikya. Her zaman, tarihin her döneminde Klikya hep böyle değerlendirilmiş. Ta Bizans'a kadar, hatta Türk dönemine kadar bu şekilde değerlendirilmiş. Ovalık Klikya, insanların uygarlıklarının gelişmesi için çok elverişli özelliklere sahip, biliyorsunuz bugün de öyle. Aynı zamanda Anadolu'nun Kıbrıs üzerinden Mezopotamya ile olan bağlantısını da sağlamış bu bölge. Bir de Dağlık Klikya var ki onun da özellikleri farklı. Yine burada da yetiştirilen bir takım ürünler, pazarlanan, o günün dünyasına gönderilen ürünler var ama asıl önemi korunaklı olması. Öyle o dönemin güvensiz şartlarına karşı çok dayanıklı, dik yükseltilerle çevrili dağlar denize kadar uzanıyorlar. Daha sonra bu dağlar denizlerde girintiler, koylar oluşturuyor. O günün limanlarını oluşturmuş. Gemiler oralara sığınmışlar. Hatta buralarda cephanelikler bulunmuş o dönemlere ait. Yani insanlar Klikya'yı iki şekilde kullanmışlar, ikiye ayırmışlar. Dağlık ve ovalık Klikya olmak üzere. Ben şöyle bir hiç şey yapmadan, ayrıntısına girmeden tarihinden de kısaca size söz etmek istiyorum. Yumuktepe diye bir bölge var Mersin'de. Belki Mersinli olanlar vardır, onlar bilirler. Yumuktepe buradaki ilk yerleşim izlerini gösteriyor bize. 1937 ile 40 arasında kazılmış İngilizler tarafından. Ele geçirilen çanak çömlekler ve diğer buluntular şunu gösteriyor. Burası metalürjinin ilk defa geliştirildiği yer. Yani bakırı kullanıyor o dönemin insanları ama bakırı nasıl elde edecekler? Bakır oksitlerden elde edebilmek için metalürjiyi kullanmayı ilk defa burada yapabilmişler. Bütün dünyada kabul gören bir konu bu. Yumuktepe'yi dolaştım. Belgeselde izleyeceksiniz biraz sonra. Bir pasta dilimi gibi kesilmiş alanlar var. Bugün yine kazılsa eminim birçok şey çıkacak. Tarihte küçük beylikler olmuş burada. Ben ilk araştırmalarımı yaparken bazı isimlerle karşılaştım. Sanki Afrika'daki küçük devletçiklerin isimleri gibi. Doğrusunu söylemek gerekirse ilk defa duydum. Mesela
Kava Krallığı diye bir krallık varmış burada. Kuzivatna Krallığı var. Küçük beylikler halinde bunlar. Daha çok Orta Anadolu'daki Hititlerden etkilenmişler. Daha sonra da Hititlerin o güçlendiği dönemlerde Hititlerle bir araya gelmişler. Dolayısıyla milattan önceki o 2000 içerisinde yanılmıyorsam milattan önce 1600'lerde Hititleri görüyoruz burada. Daha sonra şimdi notlarıma biraz bakmak istiyorum. Kusura bakmazsanız eğer bir hata yapmamak için. Hititler o yüksek dönemlerini bu bölgede hakimiyet kurarak geçirmişler. Denize ulaşmayı başarmışlar. Denizden ticaret yapmışlar. Güvenliği sağlamışlar bu bölgede ama 1200'lerde Hititler birdenbire ortadan yok olmuşlar. Yani tarih sahnesinden bir anda silinmişler, gitmişler. Anadolu'da uygarlık seviyesi o dönemlerde oldukça düşmüş. Yani onları tekrar bulabilmemiz için yüzyılların geçmesi gerekti biliyorsunuz. 19. 20. yüzyılda ancak bulabildik. Anadolu'da da prehistorik düzeye kadar düşmüş uygarlık seviyesi Hititler ortadan kalktığında. Arkasından milattan önce 1200'lerden başlayarak 700'e kadar demir çağı beyliklerini görüyoruz bu bölgede. Küçük krallıklar ve beylikler halinde. Milattan önce 545-333 arasında 200 yıl kadar Pers hakimiyeti var. Persler buradaki hakimiyetlerini Susa'dan başlayıp Efesus'a kadar devam eden kral yolunu garanti altına almak için özellikle sağlamışlar. Biliyorsunuz burada da çok ünlü bir isim yaşamış bir tiran Mavzolos. O da Perslere bağlı olarak yönetmiş bu bölgeyi. Persler böyle yapmışlar. Satraplar vasıtasıyla Anadolu'da hakimiyet kurmuşlar. Ve böylelikle bir 200 yıl kadar bu bölge onların etkisi altında kalmış. Milattan önce 356-333 Büyük İskender dönemi Helenizmi güçlendirmiş. Milattan önce 30-395 arası Roma dönemi. Romalılar kendilerini Anadolu'lu gibi hissetmemişler. Anadolu'da kalıcı olmaya çalışmamışlar. Yollar yapmışlar, bayındırlık eserleri yapmışlar ama bunu Anadolu'nun zenginliklerini limanlardan başka yerlere, Roma'nın merkezine taşımak için özellikle yapmışlar. Anadolu'yu çok fazla yurt olarak benimsememişler. Arkasından Bizans, Selçuklu, Osmanlı ve Türk dönemleri. Kilikya'nın kısa tarihi bu şekilde. Ben Kilikya'nın tarihini şimdilik burada noktalayıp sizlere birkaç resim üzerinden bir takım şeyler anlatmayı istiyorum. Öncelikle evet şu birinci resminizi gösterelim. Anavarza Kalesi. Bizim bu belgeselde gitmediğimiz ama benim size çok göstermeyi istediğim bir yer burası. Bazı özellikleriyle eşsiz denebilir. Tekrar ileride gidersek Mersin'e, ben doğrusu Anavarza'dan başlamak istiyorum. Efes'in 10 katı büyüklüğünde bir alan. Kozan yakınlarında. Havadan insansız araçlarla Anavarza'yı anlamaya çalışıyor arkeologlar. Ovanın ortasındaki kayalıkların üzerinde yükselen bir kale. Anavarza'nın bir özelliği var. Dünyadaki en geniş yollara sahip, antik yollara sahip. Buradaki yolların genişliği belgelerden öğrendiğim kadarıyla 34 metre genişliğinde ve çevresinde sütunlar var. Sütunlar 1360 adet sütun olduğu ortaya çıkmış. Bakın bu da onun anıtsal kapısı, bugün onarılmaya çalışılıyor. Hemen o yolu göstereyim size. Şu sütunların beyaz olan bölgesine kadar toprakla örtülüydü bu alan. Arkeologlar tarafından ortaya çıkarılıyor. Yaklaşık çok küçük bir bölümü ortaya çıkarılmış. Bu yolun 2700 metre olduğu düşünülüyor. Yani 200 metresi falan ortaya çıkarılmış. Oldukça anıtsal, çok
Bakın burada biraz daha geniş gözüküyor. Müthiş bir yol. Tamamı ortaya çıkarıldığında dünyada ses getirecek alanlardan bir tanesi. Turizmiyle çok fazla öne çıkmıyor biliyorsunuz Mersin. Mersinlilerin hep bu yönde şikayetlerini aldım. Biz turizmde de bir şeyler yapmak istiyoruz diyorlar. Bence bunu yapabilecek sonsuz güce ve gördüğünüz zenginliklere sahipler umarım. Beni çok etkileyen yerlerden bir tanesi. Biz bu belgeselin içerisine sığdıramadık doğrusu. Çok isterdim sığmasını. Bir Roma Kalesi ama Roma'dan önceye gidiyor tarihi. Mamure Kalesi, Anamur'da, denizin kıyısında. Benzersiz güzellikte. Başka bir ismini gösteriyorum. Bakın Mamure Kalesi bence turizmin göz bebeklerinden bir tanesi olabilir. Sağlam durumda çünkü. Daha sonra da işte Roma'nın entrikalarının hakkından geliyor. Ülkesinin topraklarını Roma'nın hakimiyetinden kurtarıyor ve tekrar bağımsızlığı sağlıyor. Kraliçe Aba orada yaptığım gitmeden önce yaptığım araştırmalar sırasında tanıdığım ilginç şahsiyetlerden bir tanesi. Bu belgeselde onunla ilgili görüntülere de rastlayacaksınız. Seli çektiğimiz sırada elde ettiğimiz görüntülerdi, fotoğraflardı. Şimdi isterseniz belgeselimizi hep beraber izleyelim. Belgeseli izledikten sonra eğer sormak istedikleriniz olursa ben yine burada olacağım sorularınızı cevaplamak için. İyi seyirler diliyorum. Havadaki karbondioksitten etkilenip asitleşmeye başlıyor. Asidik özellik kazanan sular kayaları eriterek kendine yer altında galeriler açıyor. Ancak iş bazen gerçekten çığırından çıkıyor. Mağaranın ilerleyen bölümlerinin su altında kaldığını belirlemişler. Mağaranın bilim insanlarını sevindiren yanı, su altındaki galerilerde sarkıt ve dikitlerin atmosferik şartlardan etkilenmemesi sonucu buzul dönemine ait bütün su ve iklim bilgilerini saklamış olması. 5 senedir açık olan bir mağara burası. O yüzden de canlılığını, güzelliğini olduğu gibi koruyor. Ayrıca ilgililer de burayı özenle koruyorlar çünkü bölge için artık çok önemli. İlk çağlardan beri kutsal bir işlev gördüğü sanılan büyük bir obruğun etrafında ve kuzeyinde kurulmuştu. Kanitelis antik dönemde Olba Krallığı'nın sınırları içinde bulunan önemli bir dinsel merkezdi. Şimdi büyük bir obruğun yanındayız. Bu bölgenin çok önemli jeolojik oluşumları bunlar. Antik yerleşim bunun etrafında biçimlenmeye başlamış ve ilk Helenistik kuleyle. Şakalın. Eğer sormak istediğiniz herhangi bir şey varsa belgeselle ilgili olarak veya bölgeyle ilgili olarak elimden geldiğince cevaplamaya çalışırım. En son gösterdiğiniz o Olba kent şeyinde. Evet. Mozaikler görülüyor mu? Onları ve daha birçok eserin üzerini kapatmışlardı. Biz de direkt olarak görmedik. Hatta fotoğraflarını bile vermekte bize biraz şey çıkarttılar. Çünkü biliyorsunuz saklılar aslında. Çok fazla son dönemlerde okuyorsunuzdur basında da. Çok fazla şeyler, tahribatlar oluyor. O tahribatları engellemeye çalışıyorlar ama şunu söyleyebilirim. Burada bulunan mozaiklerin kalitesi, taş kalitesi, kullanılan taş kalitesi çok yüksek. Evet.
gönülden teşekkürlerimi sunuyor. Herhalde ki daha nice güzel belgesellerde sizlerle birlikte olmak dileğiyle iyi akşamlar diliyorum. Çok çok teşekkür ederim. Çok mutlu oldum böyle düşündüğünüz için. Buyurun efendim, çok teşekkürler. Size çok teşekkür ediyorum. Mersin'i arkeolojik yönüyle çok güzel anlattınız. Çok iyi. Ben size biraz da o fotoğraf gösterisini onun için yaptım. Biraz zamanınızı aldım ama gidemediğimiz yerleri göstermek için ne kadar çok gidilebilecek güzellikte yerler var, anlatılabilecek ne kadar çok şey var. Anavarza, Mamura Kalesi, sizin dediğiniz bölge ve daha birçok şey. Ve bir şey unutmuşum aslında, onu da aklıma gelmişken söyleyeyim. Kraliçe Aba'dan bahsetmiştim. Kanitalis şehrinin kraliçesi. Kleopatra ile çağdaş ve onun kadar önemli. Yani Kleopatra'yı suikastten kurtarıyor mesela. Giyiniyor şeylerini, silahlarını, adamlarını da alıyor. Antonius ve Kleopatra işte o izlediğiniz şehirdeler. Kanitalis şehrinde dinlenme halindeler. Ama biliyorsunuz Roma'da bir sürü entrika dönüyor. O entrikalardan bir tanesi de Antonius'un öldürülmesi. Çünkü Kleopatra'ya aşık, hatta o Olba bölgesini ona vermiş olduğu gibi. Sonradan Aba'nın bu kadar kahraman haline gelmesi de Kleopatra ve Antonius'u ölümden kurtarması, arkasından da onların güvenini kazanarak toprakları Roma hakimiyetinden alıp tekrar halka vermesi. Mersin Opera ve Balesi geçtiğimiz yıllarda Aba için bir şey düzenledi, bale eseri düzenledi, oluşturdu. İnşallah bir daha koyarlar gösterimi. Ben izlemedim şahsen, izlemek isterim. Yani bunlar Anadolu'nun değerleri. Böyle eserlerle dünyaya tanıtılabilir. Aba'da işte böyle bir eserle gündeme gelmiş geçtiğimiz yıllarda. Rıfat Bey, sizin bu şeyiniz tabii tüm Türkiye'ye tanıtıyor. Yani böyle diziniz, belgeseliniz. Mersin'de İçel Sanat Kulübü var. Her hafta sonu bu tarihi yerleri meraklılarıyla geziyorlar. Onlar da sanıyorum bölgesel olarak bu gezintiyi devam ettiriyorlar ama tabii diğer şehirlerden de Mersin'e bir merak uyanması bu sayede olabilecek. Ben diliyorum ki bu dizilerinizi devam ettirin. Yani burada bırakmayın. Biraz Mersin'i sayılırlar. Çok güzel. Ben de o dileğinize can yürekten katılıyorum. Belki İmparator öğlen sıcağında söylediğiniz gibi Haziran'ın öğlen sıcağında çok güzel bir kuzu çevirme yiyor. Ama o kadar da lezzetli ki çok fazla çok yiyor. İyi. Sonra bir suya gireyim, rahatlayayım diyor. Ve orada kalpten geçiyor. Kalp krizi geçiriyor. Ya aman belgelerinde böyle yazılıydı onlardan. Beni yalnız bırakın diyor. Ben o ayrıntıları aynı zaman almamak için girmedim. Yanındaki korumalarını ya da askerleri diyelim onlara. Askerlerini gönderiyor tek başına. Üzerinde de böyle bir uzun bir giysi olduğu söyleniyor. Orada kalp krizi geçirip dizine kadar aşağı yukarı gelen suda yüzüstü düşüp uzun sürede o şekilde kalarak boğulduğu en büyük ihtimal olduğu söyleniyor. Ya bir belgesel konu sizin söylediğiniz. Gerçekten öyle. Teşekkür ediyorum. Rica ederim. Buyurun. Rıfat Bey, size çok teşekkür ediyorum. İlgiyle izledik. Gidemeyeceğimiz yerlere götürdünüz. Yalnız Mersinliler değil, Mersinli olmayan bizler de beğendik belgeseli. Bir arkeolog olarak da bütün teknik terimlere ve tarihi bilgilere dikkatle eğildik. Kutluyorum. Hiçbir hatamı yok. Hatamı yok. Hayır yok. Çok mutlu oldum. Hem de ayrıntılara fazla girmemiştiniz anlatırken. Sıkıcı da değil. Devamı gelsin. Tebrik ediyorum. Çok teşekkür ederim. Tabii böyle durumlarda konunun uzmanlarının karşısında olmak biraz riskli. Ama sınavı geçtiğim söyleniyor. Mutluyum o anlamda. Çok teşekkür ederim. Başka sorunuz var mı acaba?
Yoksa sizden bir şey rica edeceğim yerlerinizden kalkmadan önce. Ben öyle çok selfie çekmeyi bilmiyorum, öz çekim diyelim ya da. Şuradan bir öz çekim, bir selfie yapmak istiyorum sizlerle. Müsaade ederseniz, başarabilirsem. Bunu da bir hatıra olarak saklayacağım. Dibekli Han hatırası olarak.